Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyiz. Ne yapıyoruz bugün? Anahtarımız yok. Anahtar aşağıda. Hızlı çıkınca böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Öncelikle ana motorumuzdan çıkış yapıyoruz. Bu arada iskele tarafımızda o inik olan servis botumuz bağlı. Yani inik botumuz bağlı demek ne demek? Sürtünme. Sürtünmemiz var demek değil mi? Kaptanımız Selçuk Kaptan, Octopus Yacht'tan. Zaten fuarda tanışmıştınız bir şekilde. Şimdi hafiften rüzgar da çıktı. Şimdi bizim teknedeki bu sistemin tekrardan açılımını yapayım. Bu videoyu kesmeden yayınlayacağım. Şimdi buradaki sistemimiz Selçuk Kaptan'ın şey yapıyorum ben. Önce ana motordan çıkış yapıyorum. Bu şaftın suyla soğuması gerekiyormuş. Yani şafta su gitmesi gerekiyormuş. Tabii biz bu sistemi bilmediğimiz için hani o sulama şeyini koymadık. Hani bundan sonraki sistemlere şey de koyacağız. Bir sulama, yani o teknenin motor su girişinin olduğu yerden bir jabs koyulan şafta su aktaracağız. Şu an için böyle uzun deneme esnasında rölant ile çalıştırıyoruz. Onun haricinde çalıştırmıyoruz. Şimdi buradaki olayımız arkadaşlar, bataryalarınız bitti. Bataryalarınızı şarj edemediniz. Buradan kavrama sayesinde boşa düşürüyorsunuz. Ana motora geçiriyorsunuz. Şimdi ben ana motoru boşa aldım. Buradan. Motorumu istop ediyorum. Buradan kavramayı ayırıyorum. Bundan sonraki sistemde o kavrama da olmayacak. Sigorta açık mıydı? Bir bakayım. Sigortayı açacağım burada. Bir manuel sigorta var ya. O fişlerin olduğu yerde. Hemen yerde. Güvenlik olsun diye sigortayı kapatıyoruz. Zaten teknelerden bir şey güvenlik. Tabii. Açtın mı ustam? Evet. 1.7, 1.8, 2.1. Arkaya bakın. 2.2, 2.4. Ve bir de şu botu esasında sürtünüyor. Yani o da bizi etkiler ama onlara takılmıyoruz. Yani sonuçta altımız olabildiğince pis. İlk kalkış şeyimiz nasıl? Selçuk Kaptan. Değil mi? Yani şu an 12 tonluk bir tekne bu. Evet, 12 tonluk. Yani 12 tonluk bir tekneyi şu an bu şekilde hareket ediyor. Yani kalkışı da çok güzel. Arkadan şeyi veriyor. Suyu, arkadaki su şeyi güzel. Ya ilk abandığın zaman çürük su da atıyor. Abanamıyoruz hani. O sistemi değiştirdikten sonra abanabileceğiz diye. Şimdi burada rüzgar karşıdan tatlı da olsa, dalga da karşıda. Sen ne yap biliyor musun ustam? Ara ara orada dur, hep motorun ısılarına bak. Tamam. Şimdi teknik verileri tutuyoruz biz. 2-1. Tamam.
2-0. 3-3'e geçiyor. Değil mi? O şey, dalgalanmadan dolayı. Birinci kardinalden dönelim he. Bak şimdi mesela bu şeyleri hafızanı tut Selçuk. Dönüşte daha da hızlanıyoruz. Niye? Dalgayı arkadan alıyoruz. Rüzgarı arkadan. Veriyorum. Evet, max. Şimdi takipçilerimize gösterelim. Dokuz, 2-0. Bak bir ikisinin de ısısına. Baktın mı ısısına? Bakacağım. Şimdi bu ısıyı niye kontrol ediyoruz Selçuk Kaptanım? Şöyle söyleyeyim. Gereğinden fazla yükleme yapıp motor düşük tuttuğunuzdan dolayı. Motoru düşük tuttuğumuzdan beri amperi de fazla çekiyor, akımı fazla çekiyor. Olur, şimdi evet. İki katına çıkartmak gerekiyor. İki katına çıkarttığımız zaman amper düşecek, gidiş hızlanacak. Sorun çözülmüş olacak esasında. Yani bunlar da maddiyatla alakalı. Şimdi keseyim ben, dönüşte devam ederim. Çünkü 15 dakika, 13 dakika oldu. Böyle göstereyim. Ara ara üç küsürleri görüyoruz. 2-6 2-4 2-8 2-5, 2-8. Dalgalı. Olsun olsun ya. Bak, mühim olan ne biliyor musun? Bütün olumsuzluklara rağmen başarıyı yakalamak bence. Aynen. Öyle değil mi? Ya olsun, 1,5 metre dalga olsun. Esas da bence var ya, bence dalga daha iyi. Niye biliyor musun? O yalpa hızlandırıyor. Teknenin yükünü alıyor. 3.5'i gördük zaten. Ara ara şey diyorum, çıkıyor. Tabii, tabii. Ama rüzgar karşıdan, dalga karşıdan, bir de bot şurada sürükleniyor yani. Aynen. İşte dönüş, bir de dönüşte deneyecektik. İki sekiz. Ya işte bu şeydeki Selçuk, hani motoru büyüttüğünüz zaman, o zaman bu ısınma olmayacak. Çünkü biz gereğinden fazla yük verdik. Yani şey gibi düşün. Bir ton şekeri olan bir hani bir panel bana 2 ton yükledik gibi. Ne yapıyor? Araba hararet yapıyor. Burada da bu ısınıyor. Ne diyorsunuz tam? İkinci görüşü. Vallahi başarılı. Yani mükemmel de bir şey yani. Değil mi? Yani şey diyorum ben bunu artık. Tekneleri elektrikliye dönüştürmek gitti. Çünkü her tekneye uyumlu olduğu için. Yani her tekneye uyumlu olacak. Tabii. Şimdi şuradan dönüşte zaten bakalım. Şeyin takviden şarjı yoktu, takviden şarjı bitti değil mi? %20 o kadar yetebildi. Kapat istersen. Motorla dön. Ondan sonra bir daha bak. Böyle dönerim canım. Şimdi birinci kardinalin buradan dönüyoruz.
Yani ortalama hızlarımız belli. 2.7'nin altına düşmüyor değil mi? Evet. Yani bir yanlışım varsa sen söyle. Yani şimdi ben kullanmaya endeksliyim. Sende Navionics var mı hızı ölçmek için? Hani datalara bakmak için. Hani şimdi dönüşe geçeceğiz ya. Rüzgarı arkadan alacağız. Dalgayı arkadan alacağız. Hani küçük de olsa. Şöyle dönelim ya. İlla kardinale döneceğiz gibi bir kaydı yok. Bak Rüstem aşağı. İleriden biraz daha kapatayım. İyi. Evet, aşağı yukarı 2.7, 2.8, 2.9, 3 üçleri gördük. 3 üçün üstüne çıkamadık. Ama o da yalpalarla o civarlara çıktık. Şimdi dönüşe geçtik. Bizden bu kadar. Yani her şey yolunda. Ben şöyle arkadan göstereyim. Bir de bakayım kaç nata çıktık. Rüzgarı ve dalgayı arkamıza almakla. Biraz sanki rüzgar şu an... Rüzgar döndü gibi yani şu an... Evet. İskelemizi alıyoruz. Evet. Oh, şimdi şöyle... Botumuz biraz önce gömülmüş suya baştan. Aldık bunu. Böyle şey yaptık, suyunu boşalttık falan. O da bizim bayağı hızımızı kesiyormuş. Nedense böyle testlerde, demolarda bir heyecandır alıp gidiyor. Bir apar topar çıkmalar, bir anahtarı unutmalar. Evet. Kaç oldu usta? Ya onun şarjı bitikmiş. Ha, %20'ye kadar şarj etti, hemen kesti. Navionics çalıştırıyor ya. Bizde durumlar böyle. Ama güzel. Yani bir sıkıntı yok. Güzel gidiyor.
Evet arkadaşlar, şimdiki yayınıma son veriyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Ne yapıyoruz? Videoya like atıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz. Görüşmek üzere.